izleyiciler merhaba hoş geldiniz YouTube kanalına ilk başladığım günlerde sahada yani tarlada bamya tohumunun faydalarından üstün körü sizlere bahsetmiştim çok izlenen bir video oldu şimdi bilgisayar başında daha detaylı bir video çekmek istedim tekrardan size bamya tohumunun faydalarını anlatacağım ilk önce bamya tohumunu nasıl tüketiyorsunuz bir gece önceden 7 ile 10 tane arasında suda bekletiyorsunuz. Sabahleyin bu bamya tohumlarını yutuyorsunuz. Aslında öğüterek yutsanız daha faydasını görürsünüz. Ama bütün olarak da alabilirsiniz eğer öğütücünüz yoksa. Şimdi yine size videonun başında bir şey söylemek istiyorum. Bunu daha evvelden de her zaman söylüyorum. Ekmek dahi bazı insanlara alerji yapabiliyor, fıstık yapabiliyor, ummadığınız bir şey dokunabiliyor. Aspirin bilirsiniz herkes kullanır ama rahmetli babaanneme benim aspirin çok dokunmuştu. El ayak hastalığına benzeyen bir hastalık meydana getirmişti. O yüzden doktorunuza danışmadan kullanmayın. Neden söylüyorum? Bu bamya videosu yani eski bamya video 144 binden fazla izlendi. Ancak herkes şifa gördüm diye yazarken bir hanımefendi ayaklarım soğudu beni öldürüyordu ölümden döndüm diye oraya yazdı. Yani 144 binde bir tane dahi böyle bir durum olsa bu bir risktir. Aklınızda bulunsun. Kronik hastalıklarınız varsa ya da alerjen bir durumunuz varsa ya da yine de kendinize güvenmiyorsanız lütfen doktorunuza danışın. Öyle rastgele her şeyi almayın. Ben burada faydalarını anlatıyorum ama yine de dikkatli olmak durumundasınız. Şimdi bamya tohumunun en çok faydalı olduğu nokta disk kapakları. Bununla ilgili de çok şifa gören insanlar var. Biz buna aslında sporcu hastalığı da diyoruz. Disk kapaklarındaki sıvının bitmesi yani kıkırdakların birbirine sürtünüyor olması. Düzenli kullanıldığında çok faydasını gören insanlar var ve ben bunun çok geri dönüşlerini aldım diğer videomdaki yorumlarda. Bunu sizlere tavsiye ediyoruz. Bamyo tohumunun başka bir faydası da lif oranı çok yüksek bir tohumdur. Bunları içtiğinizde midenizde şişmeye başlayacak ve bağırsakların çalışmasını rahatlatacaktır. Kabızlık şikayeti olanlar bu şikayetini bamya tohumu ile çözebilirler. Aynı zamanda bamya bir idrar söktürücüdür. Yani ödeminiz varsa da bamya tohumu kullanabilirsiniz. Tabi ödemi de bol su içerek atmak en sağlıklısı. Bu da aklınızda bir bilgi olarak kalsın. Bamya tohumu Bronşit ve astım hastaları için de birer çaredir. Çekilerek toz haline getirilen bamya tohumunun içine bal ve zeytinyağı eklenir. Macun kıvamına gelen bu karışım her sabah aç karnına bir çay kaşığı içildiğinde astım ve bronşite son verir. Bamya tohumunun içerisinde bulunan K vitamini kemikleri güçlendirir. Özellikle menopozdan sonra bayanların yaşadığı kemik erimesi problemine biraz olsun yardımcı olmaya çalışır. Kemiklere iyi gelen bir vitamin ya da bir madde ya da bir besin sadece kemikleri mi güçlendirir? Hayır. Aynı zamanda dişleri de güçlendirir, tırnakları da güçlendirir. Bamyo tohumu yine kanın kolay pıhtılaşır bir kan olmasını sağlıyor. Bu yaralanmalarda çok önemli ama tabii bu bir iki yemeğiyle olmaz. Sizin bunu düzenli olarak bir hastalığınız için tüketiyor olmanız lazım ki Allah muhafaza böyle bir yaralanma söz konusu olduğunda kanınız patılaşıyor olsun. Bamya tohumunun diyabeti de önlediği söyleniyor. İçerdiği kuersetin, kateşin, epikateşin, rutin, prosiyanidin gibi antioksidanlar sayesinde halk arasında şeker olarak bilinen diyabet hastalığını önlemede etkili bir sebze türü olarak da karşımıza çıkıyor. Videonun başında ilk ne demiştik? İçeride lifler sayesinde bağırsakları çalıştırıyor. Tabii ki çalışan bir bağırsağın kolon kanseri olma riski de azalıyor. Yemeklerinize bamya tohumu ekleyerek vücuttaki birçok sağlık sorununa neden olan kolon kanserini önlemeniz mümkün. İçerisinde çok yüksek vitamin ve mineral bulunması dolayısıyla bağışıklık sisteminde güçlendireceği iddia ediliyor. Bamya tohumunun karaciğeri güçlendirdiği ve temizlediği de iddia edilmektedir. Yine bamya tohumu kilo verdirir. Bildiğiniz gibi insülin direnci insana çok yemek yemese de kilo aldırır. Şekeri düzenlediğinden aynı zamanda bağırsakları da düzenli olarak çalıştırdığından kilo vermeye yardımcı olacaktır. İçerisinde C vitamini olduğundan bağışıklığı yine yüksek tutar. Yine bizi zinde ve dinç tutar. Ayrıca mikroplarla savaşmamıza da yardımcı olur. C vitamini aynı zamanda insanın genç kalmasını sağlayan bir vitamindir. Yaşlandırmayı geciktirir. Yine C vitamini ilaveten cildi genç tutar, diri tutar ve cildin de yaşlanmasını geciktirir. Bamya tohumunun aynı zamanda kolesterolü dengeleyeceği söyleniyor. Kolesterolün beraberinde getirdiği hastalıklar nelerdir? Bunlardan birincisi kalp damar tıkanıklığı, kalp spazmı, kalp yetmezliği, tansiyon. Öyleyse bamya tohumu bu hastalıklardan da bizi koruyacaktır. Bamya tohumunun anti stres olduğu da iddia ediliyor. Bildiğiniz gibi sağlığımız en çok stresten etkileniyor. Bu nedenle bamya tohumu psikolojimizi düzgün tutmak anlamında da dört dörtlük bir ilaç gibi görünüyor. Sevgili izleyiciler videoyu bitirmeden önce sizi bir konuda uyarmak istiyorum. Bamya tohumları genellikle bahçeye, tarlaya ekilmek amacıyla satılıyor ve böcekler yemesin diye zehirli ilaca batırılıp o şekilde satılıyor. Bamya tohumunu kırmızıya ya da pembeye başka bir renge boyarlarsa bunu anlayabilirsiniz. Ancak yeşili ve kahverengiye boyarlarsa bunu anlamayabilirsiniz. Alırken mutlaka sorun böcek zehri var mı ilaçlı mı ben bunu yutacağım diye aldığınız yere belirtin ona göre alın maazallah diyorum. Rahatsızlığı olup da bu videoyu dinleyen ve izleyen bütün seyircilere geçmiş olsun dileklerimle Allah tez zamanda şifalar versin. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı, bildirimleri açmayı ve abone olmayı unutmayınız. Yine bamya tohumlarıyla ilgili deneyimleriniz varsa ya da bildikleriniz yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Hayırlı günler diliyorum. Sağlıkla kalın.